Merhaba arkadaşlar, benden uygun fiyatlı giyim isteyen bir arkadaş vardı. Ona uygun birkaç tane kask çıkarttım. Mont tanıtacağım, eldiven tanıtacağım ve dizlik tanıtacağım. Bu kasklar arasında en uygun fiyatları çıkartmaya çalıştım. Bir tanesi de o kasklardan bir tanesi de açık bir kask. Yani hani çenesi olmayan açık kasklardan bir tanesi. Gerçekten fiyatı uygun, sen de uygun fiyatlı istemiştin. Bu 225 lira civarlarında bir kask. LS2'nin bu kask var, buna Rapid deniyor. Bu da yaklaşık 400 lira civarlarında bir kask. Bu da Stream Evo. Bu da ondan biraz daha pahalı olması lazım. FF396 var. FF396 da yaklaşık 700-800 lira civarlarında bir kask olması lazım. En azından fiberglass. Yani hani uygun fiyatta olsun diye bunları aldığın zaman seni korumayacaksa onların yani sana çok da yolda düştüğün zaman, kaza yaptığın zaman çok da büyük yararı olmayacaktır. Bunları almanı çok fazla tavsiye etmiyorum. Ama en azından hani fiberglass ve polikarbon dış elemanlara sahip bir tane kask almak senin için daha hayırlı olacaktır. Üstündeki armor denizli montu bulabildiğim en uygun fiyatlı montlardan bir tanesi. En azından bunu 3 mevsim rahatlıkla giyebilirsin. İçinde astarı var. Hem seni üşütmeyecektir, hem sıcak tutacaktır kışında. Aynı zamanda hani kol içi ayarlamaları var, fermuar var, cırt cırtı var. Onu da şöyle detaylı olarak göstereyim. Şöyle gösterebilirim. İçinde de hani içi nasıl dersen böyle hem rüzgara hem de işte yağmura biraz dayanıklı yapılmış şekilde. Daha uygun montlar da var. Onlar da hani 3 mevsim giyemezsin, 2 mevsim giyersin. 2 mevsim giyebileceğin için de hani onlardan çok fazla önermiyorum. Eğer hani 4 mevsim kullanacağım falan diyorsan o montlar en azından 200-500 liralarda, 1000 liralarda bir fiyatları var. Bu kasklardan alabilirsin. Bu kaskın özelliklerini sitemizde de bulabilirsin. Ben açıklamaya, yorum kısmına bunların detaylarını yazıyorum zaten. Hani Rexon'un bir eldivenini öneriyorum sana. Bunların detaylarını açıklamada yazıyorum. Bunlar Rexon'un eldiveni, Rexon Splash diye geçiyor. Bu eldivenlerden alabilirsin. Bunları önerebilirim. Tabii diyeceksin ki hani benim bütçem bunlar aşıyor. Ama hani senin sürerken korunman gerçekten çok önemli. O yüzden de hani en azından bileğinde birer tane sert koruması olan bir eldiven alman önemli. Şu kısımlarında, yumruk kısımlarında ve eklem yerlerinin hepsinde en azından korumaları var ve sürtünmeye karşı dayanıklı bir kumaşı var. Bütçen çok fazla yüksek olmadığı için sana dizlik öneriyorum. O dizlik de çok fazla önerdiğim bir şey değil. Onun yerine tek 90 hani hem kalçası korumalı, hem içinde kevlar olan, hem de dizlerinde koruması olan bir tane kot pantolon alman seni en azından 2 mevsim rahatlıkla götürecektir. 2 mevsim derken hani 2 mevsim sürmeni sağlayacaktır. Yazlık ve baharlık olarak onu alabilirsin. Ayrıca o hani dizliklerin de tabii ki fiyatları farklı farklı. Ben en uygun bulabildiğim uygun fiyatlı bir tane dizlik öneriyorum. Pro'nun da dizlikleri var, Fenol'un da dizlikleri var. Bunlar mafsallı dizliklerdir. Mafsallı dizlik nedir? Hemen çıkartıp göstereyim. Şöyle çıkarttığımız zaman dizi kırılabilir yani. Senin sürüş pozisyonuna göre rahatlıkla eğilip bükülebilir demektir. En azından bunda hani cırt cırtları var. Dizini tamamen koruyacak şekilde yapılmış. Ben bunları fiyatlarıyla beraber zaten videonun altına açıklamada yazıyorum. Ayağına da iyi bir bot alırsan iyi olacaktır. Ben birçok kişiye önerdim. Rockwell'in VP botları var. Loop VP olan botları var. İster onlar Cafe Racer'a, ister diğer motorlara uygun gidebilecek. Ama spor sürüşlere gitmeyecek. Onun için de Rockwell'in DNA modelini sunuyorum. Çoğu kişiye onu gösteriyorum, onu tanıtıyorum. Bu kaskların özelliklerini zaten biliyorsunuzdur. Hani detaylarına girmiyorum. İşte bakış açısı geniş, her tarafındaki havalandırma kanalları elle idare edilebiliyor. Ağırlıkları tabii ki farklı farklı. Detaylarına girip bakarsanız aşağıdaki açıklama kısmında YouTube'da basınca açıklamaya detayları çıkıyor. Onlara bakarsanız hani önerdiğim kasları bir iki bölümde paylaşacağım. Bunların hani çok 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 ucuz versiyonlarını tabii ki önerebilirim. Ama hani önerebileceğim bunlar çok da uygun fiyatlı olup da senin işine yaramayacak veya işte 3 ayda 5 ayda işte
işte mahvolacak veya işte yıpranacak şeyleri önermemeye çalışıyorum. Bunları öneriyorum. Eğer hani sen de dışarıdan da zaten konuştuğun insanlar da sana en azından ortalama veya ortalamanın üstü bir bütçe çıkartıp ona uygun şeyler almanı isteyeceklerdir. Umarım yararlı olmuştur. Ben bunları paylaştım. Dediğim gibi açıklama kısmında okuyabilirsin. Fazla tekrarladım. Pardon. Hepinize iyi sürüşler. Umarım yararlı olmuştur. İyi günler.